Bu hafta inşallah vakıf mevzunu işleyeceğiz. Vakıf mevzuu biraz size sıkıcı gelebilir. Çok şekli, çok normatif gelebilir. Fakat hukuk tarihinin ve İslam hukukunun en mühim bahislerinden bir tanesidir ve zamanımızla da yakından alakalıdır. Hiç kimse yok yoktur ki uzaktan veya yakından bir şekilde vakıfla alakası olmasın. Vakf, Arapça bir kelime. tutmak, kapsetmek manasına geliyor. Namazda vakfe var, ayakta durmak. Arafat'ta vakfe var. Tevkif, buradan geliyor, tutuklamak. Mevkuf, tutuklanmış, buradan geliyor. Isılahta ise iki tane tarifi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi İmam Ebu Hanife'nin tarifidir. Bir malın menfaatlerini hayır cihetine tahsis etmek demektir. İmam Eyn'in, yani İmam Azam Ebu Hanife'nin iki talebesinin ve... Diğer üç mezhebin tarifine göre ise bir malın rakabesini, çıplak mülkiyetini e, tevkif edip edip tutup menfaatlerini bir cihete e, tahsis etmek demektir. Şimdi bu iki tariften farklı neticeler doğuyor. Bunu e, zamanı gelince anlatacağız arkadaşlar. Şimdi vakıf insanlık tarihi kadar eski. Yani vakfı getiren, koyan İslam hukuku değil arkadaşlar. İslamiyet değil. Bir kere... Dünyanın en eski mabedi bir e, hatta binası belki bir vakıf eseridir. Kabe-i Muazzama. Mekke-i Mükerreme'de bulunan ve Müslümanların mukaddes e, mekanı olan yani hac ibadetini yaptıkları Kabe etrafındaki Mescid-i Haram çok eski bir vakıf eseridir. Tarihi rivayetlere göre Hazreti Adem tarafından kurulmuş. Daha sonra tufanda sonra tekrar ikinci defa Hazreti İbrahim tarafından bina edilmiştir. Oğlu İsmail ile beraber. Zaten... Kabe'nin ve Mescid-i Haram'ın her yerinde Hz. İbrahim'in ve Hz. İsmail'in izlerini görmek mümkündür. Bugün de o statüsünü devam ettirmektedir bazı değişikliklerle de olsa. Yine dünyanın en eski vakıflarından bir tanesi Hz. İbrahim'in yaşadığı yer olan El Halil şehrinde, bugünkü Hebron şehrindeki vakfıdır. Bu vakıfta İbrahim Aleyhisselam ki çok zengin bir peygamberdi. Mallarının bir kısmını yolculara, misafirlere ziyafet verilmesi için tahsis etmişti. Bu vakıf düşünün milattan önce 2000'e kadar uzanan bir vakıf Osmanlılar zamanında da tatbik edilmiş. Demek ki 4000 sene yakın tatbik edilmiştir. 1918'de Filistin'de Osmanlı hakimiyeti sona erene kadar bu vakıf tatbik ediliyordu. Ondan sonra tatbik edilip edilmediğine dair ben bir bilgiye, malumata rastlamadım. Beyt-i Maktis, yani e, Müslümanların Mescid-i Aksa dediği Beyti Maktis Kudüs'te yine çok eski bir vakıf eseridir. Davut Peygamber tarafından inşaına başlanmış, Süleyman Peygamber tarafından tamamlanmıştır. Ve bugüne kadar da bu vakıf statüsünü e, inkıtalarla, kesintilerle de olsa devam ettirmektedir. Şu anda Müslümanlara ait bir e, mabettir ve e, mukaddes beldedir. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların mülkiyetinde değildir. Yahudilerin girmesi Mescidi Aksa'ya yasaktır. Aynı şekilde Kabe'ye girmesi de yasaktır. Kabe'ye de gayrimüslimler giremezler. Hazreti Peygamber bu ananeyi devam ettirmiştir arkadaşlar. Kendisi vakıf kurmuştur. Hem aile vakfı kurmuştur. Yani hanımlarının kendisinden sonraki hayatlarını idame ettirebilmesi için aile vakfı kurmuştur. Hem fetih vesilesiyle kendisine düşen arazilerden Müslümanların istifadesi için vakıflar kurmuştur. Hazreti Peygamber dünyanın en zengin kişisiydi. Çünkü e, savaş ganimetlerinin beşte birinin beşte bir ona aitti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu buyuruluyor. Onun için Hazreti Peygamber fakir bir insan değildi. Fakirlik böyle bu açlıktan karnına taş bağlama edebiyatları falan bunlar egzajere edilen hususlardır. Hazreti Peygamber mütevazi yaşamayı tercih ederdi. Zaten yüksek insanlar böyle mazrufa ehemmiyet verirler. Zarfa çok ehemmiyet vermezler. Yoksa Hazreti Peygamber fakir değildi. Yani mütevazi yaşantısı kendi tercihi idi. O bütün kazandığını insanlara dağıtmayı tercih etmişti. Bu meyanda vakıf da kurmuştur. Sadece vakıf kurmamış, sahabileri de vakıf kurmaya teşvik etmiştir. Mesela Hazreti Ömer'e e, tıp içinde vakıf kelimesi geçen bir şekilde e, malın e, kendisini hapset, menfaatlerini ise Müslümanlara vakfet demiştir. Yani tahsis et demiştir. Ve onun zamanında Hazreti Osman'ın vakıfları çok meşhurdur. Hazreti Osman'ın çok vakfı var. Onlardan en meşhuru da bir e, Yahudiden satın aldı ve Medine'nin en güzel suyuna sahip olan bir kuyudur. Bu kuyuyu vakfetmiştir. Rume kuyusu. Bunun dışında çok vakıfları vardır. Ebu Talha'nın vakfı vardır. Cabir'in vakfı vardır. Muhayrik'in vakfı vardır. Bunlar Hz. Peygamber zamanında vakıf kurmuş sahabilerdir. Hz. Peygamber buyuruyor ki, El mer'u izamate bir insan eğer öldüğü zaman inkata ameli onun ameli kesilir amel defteri kesilir. İnsanların şahsiyeti doğumla başlar ölümle biter demiştik daha evvel. Binaenaleyh dini ve hukuki her şeyi de ölümle bitiyor. Ancak yani hayır işlemişse de günah işlemişse de ölümle bitiyor. Öldükten sonra bir insanın günah işlemesi veya sevap işlemesi mümkün değil. Fakat bunun istisnası vardır. Bir kişi öldüğü zaman amel defteri kesilir. İlla selat. Üç şey müstesna. Sadakatun cariyetun. Devam eden bir iyilik. Köprü yaptırmış, yol yaptırmış, mektep yaptırmış, mabet yaptırmış. İnsanlar ondan istifade ediyorlar. E veledin, veledun salih, salih bir evlat ya dule. Ona dua eden salih bir evlat. İyi bir evlat yetiştirmiştir. O evlat anne babasına dua eder. Dedelerine dua eder ve hayır işledikçe onu öğreten anne babasına sevap gider. Ev ilmin yüntefebi, bir. <laughs> bir ilim bırakmıştır. Keşif yapmıştır, kitap yazmıştır. İnsanlar bundan istifade ettiği müddetçe ona sevap gider. Yine bir başka hadis-i şerifinde "Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve cumen amilaha." Kim güzel bir çığır açarsa o çığırda gidenlerin sevabı da ona e, eklenir buyurmuştur Hazreti Peygamber. Binaenle e, Müslümanlar hayatlarında çeşitli sebeplerle cimrilik olsun, başka sebeple olsun e, hayır, iyilik yapamazlarsa bile umumi iyiliğe medar olacak vakıflar kurmayı tercih etmişlerdir. Böylece arkadaşlar hem dinen sevap kazanmışlardır hem de çok büyük bir içtimai vazife yerine gelmiştir. İslami bir devlette hükümet, köprü, mabet, mektep, hastane yapmaz. Bunu şahıslar yapar. Vakıf olarak yaparlar. Devlet bunları destekler çeşitli yollarla. Vergi muafiyeti mi derseniz, gelir getiren mülk tahsisi mi derseniz bir şekilde destekler. Binaenaleyh Osmanlı Devleti'nde Devletin yaptırdığı cami, hastane, mektep, medrese, köprü, yol yoktur. Çok rastlanmaz bunlara. Bunları hususi şahıslar yaparlar sevap kazanmak maksadıyla. İşte biz bunlara vakıf diyoruz. Bazıları vakfın Bizanslardan Osmanlılara geçtiğini söylüyorsa da bu yanlıştır. Hazreti Peygamber ve Hazreti Peygamberden önceki peygamberler zamanında bile vakfın olduğunu biliyoruz. Bizanslarda da vakfın olması bunun Osmanlılara Bizans'tan geçtiğini değil, müşterek asıldan Bizanslarında. da... Bunu öğrendiğini gösterir. Vakıflar sayesinde arkadaşlar İslam tarihinde her türlü marif, imar, sıhhiye hizmetleri yerine getirilmiş. Hatta halka hizmet eden memurların maaşları bile bu vakıflardan e, temin edilmiştir. Sadece vakıf deyince akla gelen köprü, yol, mabet, mektep anlaşılmasın. Çeşme anlaşılmasın. Mesela ilk mektep çocuklarının pikniğe götürülmesi için vakıf vardır. Evlenen kızların giymesi için gelinlik ve gerdanlık vakfı vardır. E, tabak çanak kıran hizmetkarların verdiği zararları ödemek için vakıf vardır. Hasta hayvanların tedavisi için vakıf vardır. Kışın şehirlere inmesinler diye dağlardaki vahşi hayvanlara e, yiyecek konulması için, yal konulması için kurulmuş vakıflar vardır. E, azatlı köle, kölelerin azatlanmasına yardımcı olmak için vakıflar kurulmuştur. Osmanlı bir vakıf medeniyetidir ve hakikaten vakfı en mükemmel haline getirmiştir. Ve çok enteresan vakıflar yani ağaç aşılamak, fidan yetiştirmek için, e, nehir ıslahı için vakıflar kurulmuştur. Vakıf bir akittir arkadaşlar. Her ne kadar biz onu şahsın hukukunda tetkik ediyorsak da Hükmü şah şahıslara bir misal olarak aslında vakıf bir akittir. Vakf etmek bir akittir. Dolayısıyla muamelat borçlar hukukunun mevzudur. Ee, vakfın unsurlarının başında vakfeden geliyor. Vakıf. Vakfedenin akıl bali olması lazımdır. Deliler vakıf kuramazlar. Küçük çocuklar mü mümeyyiz bile olsa vakıf kuramazlar. Kaybettirici bir muamele çünkü. Sefihler ancak öldükten sonrası için. Vakıf kurabilirler. boşlular ise hacir kararından sonraki malları için vakıf kurabilirler. Köleler malları olmadığı için vakıf kuramazlar. Ancak mezun köleler veya azatlı köleler vakıf kurabilirler. Osmanlı Devleti'nin bunun çok misali vardır. Müslümanlar vakıf kurabildiği gibi gayrimüslimler de kendi dinlerine göre vakıf kurabilirler. Bunun da e, hükümleri İslam vakıflar hukukuna tabidir. Kadın veya erkek olmasının bir farkı yoktur. Hatta enteresan olan bir şey var arkadaşlar. Osmanlı tarihinde evkaf sicilinden anlaşıldığına göre vakıf kuranların %36'sı kadındır. Bu e, kadınların hayırda erkeklerden geri kalmadığını gösterdiği gibi aynı zamanda da şunu gösteriyor arkadaşlar. Osmanlı devletinde kadınlar servet sahibidir. Çünkü vakfı servet sahibi olanlar kurabilir. Bu gösteriyor ki Osmanlı cemiyeti hiç de zamanımızdan geri değil hatta belki ileridir. Kadınların servet sahibi olmasının içtim hayata girmesi... Gerekmiyor. E, hatta hatta e, kadınların vakıflarına dair çok sayıda da e, akademik ve popüler eserler yazılmıştır. Vakfın ikinci unsuru irade beyanıdır arkadaşlar. E, vakfedenin vakıfın şarta bağlamaksızın, hiçbir şarta bağlamaksızın e, irade beyanında bulunması lazım. Yani ben şu malımı şuraya vakfettim demesi lazımdır. Tabii kabule ihtiyaç yok. Bir akit olmakla beraber bu bir hukuki tasarruftur. Karşı tarafın kullanması yetiyor. İrade beyanının taliki ve infisahi şarta bağlanmaması lazımdır. Çünkü vakıf manası itibariyle müebbet bir müessesedir. Yani e, belli bir müddet için kurulamaz. Yani 3 ay, 3 yıl, 10 yıl için vakıf kurulamaz. Onun için taliki ve infisahi şarta bağlanamaz. Yani ben bu vakfı 3 yıllığına kurdum veya ben babam kabul etmek şartıyla bunu kurdum gibi bir lafızla vakfedilemez... 3 e, sene sonra hükümsüz kalacaktır gibi bir e, şartta vakıf e, irade beyanına konulmaz. Aksi takdirde vakıf fasit olur. Bu vakıf kurulmuş olmaz. Ama tabii ki irade beyanının meşru her türlü tak yiğidi şarta bağlanması caizdir. Arkadaşlar İslam hukukunda şartlar ikiye ayrılıyor. Bir taliki ve infisahi şartlar. Bir tak yiğidi şartlar. Boşlar hukukunda da buna benzerdir. Taliki şart ve infisahi şart. Bunlar belli bir zamana bağlayan şartlardır. Mesela ben bu malı, malımı 3 aylığına sattım derseniz bu taliki bir şarttır. Veya ben bu malı, ben bu malı e, senin bana şöyle yapman şartıyla e, sattım gibi bunlar taliki şartlardır. sahi şart ise bozucu şarttır. Şartla beraber akit başlar. Fakat o infisahi şart cereyan edince mesela 3 yıl, 2 yıl, 5 ay filancanın reddetmesi, feşmekancanın evlenmesi gibi e bunlar infisahi şarttır. iş ve taliki şartlar çok nadiren muteber olur arkadaşlar. Umumiyette bunlar muteber değildir. Akti bozar. Hele hele vakfı mutlaka bozar. Çünkü vakıf müebbettir. Bir de takyidi şartlar vardır. Mesela bir mal satın aldınız, bu bir yakacak veya bu bir mobilya, evime kadar teslim etmek şartıyla aldım veya paket etmeniz şartıyla hediye paketi yapmanız şartıyla aldım veya veresiye olmak şartıyla aldım veya muhayyer olmak şartıyla aldım derseniz bu takyidi şarttır, bu caizdir. Akitlerde takyidi şart koşmak esas itibariyle muteberdir. Vakıflarda da takyidi şart koşmak mümkündür. Ne gibi? Mesela ben bu camiyi vakfettim şu 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 kişilerin imam olması, imama şu kadar maaş verilmesi, işte camide şu 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 işlerin yapılması şartıyla vakfettim. Mümkündür. Bunlar takyidi şartlardır ve takyidi şarta uyulur. Çünkü şartı vakıf nasıl şari gibidir. Vakfedenin koyduğu şart ayet ve hadis gibidir. Kimse bunu değiştiremez. Buna mahkeme müraca, müdahale edemez, hükümdar müdahale edemez. Yani vakıflara hiç kimse müdahale edemez arkadaşlar. Devlet de müdahale edemez. Yani biz sen böyle vakıf kurdun ama biz bunu değiştiriyoruz. Sen mektep kurdun ama bize şimdi burada başka şeye ihtiyaç var diyemez. Mektep olarak yapılmış bir binayı mektep dışında kullanamaz. Cami olarak yapılmış bir binayı cami dışında kullanamaz. E, vakfa bağlı gayrimenkullere gelirini başka yere harcayamaz. Maalesef bu sonradan hep yapılmıştır ama Osmanlı devletindeki hukuka göre yani şer'i hukuka göre bu mümkün değildir. E, vakfeden ne demişse odur. Bunu kimse değiştiremez. Peki arkadaşlar vakıf lazım mıdır değil midir? Ne demek lazım? Günümüzde lazım gerekli manasına kullanılıyor. Halbuki bunun ıslahî manası bağlayıcıdır. Nitekim bir fıkıh kitabını Türkçe'ye tercüme eden Arapça mütercim fıkıh bilmediği için hibe lazım bir akittir ibaresini hibe gerek şey lazım olmayan bir akittir ifadesini hı hı. El hibetü, akdün gayri lazım, e, e, hibe gayri lazım bir akittir ibaresini, hibe gereksiz bir akittir diye tercüme etmiş. Fıkıh bilmiyor, okuyan da yanlış anlıyor. Onun için arkadaşlar dini kitapların tercümesini başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere pek çok yanlışlar var. Arapçayı ne kadar iyi bilirse bilsin, ilmin ıslahlarına, terminolojisine vakıf olmayanların yaptığı tercümeler çok yaygın. Bu sebeple okuyanlar ciddi manada e, zarar görüyor. Ee, lazım kelimesi bağlayıcı karşılığıdır arkadaşlar. Hukukta lazım akit bağlayıcıdır, gayri lazım bağlayıcı değil demektir. Ne demek bağlayıcı? Tek taraflı olarak bir akitten dönülebiliyorsa hibe gibi, ariyet gibi, karz gibi, şirket gibi, vasiyet gibi bunlar gayri lazım akitlerdir. Ancak tek nikah gibi. Ancak tek taraflı olarak dönülemiyorsa alışveriş gibi, kira gibi. E, vakıf e, bunlar e, gayri lazım akitlerdir. Özür dilerim lazım akitlerdir. Tek taraflı olarak dönülemez ancak anlaşarak dönülebilir. Karşı tarafla anlaşarak dönülebilir. Yani bir şeyi sattıktan sonra ben vazgeçtim diyemezsiniz. Bir şeyi kiraladıktan sonra ben tutmaktan veya vermekten vazgeçtim diyemezsiniz. Şimdi vakıf lazım mıdır değil midir? Bağlayıcı mıdır değil midir? Hukukçular bunda itilaf etmişler. İmam Ebu Hanife diyor ki vakıf lazım bir akit değildir. vakveden kimse... Her istediği zaman vakıftan dönebilir. İmam Ebu Yusuf diyor ki onun talebesi hayır vakfeden asla vakfından dönemez çünkü vakıf lazım bir akittir. İmam Muhammed diyor ki vakfeden mütevelliye teslim edene kadar vakfettiği malı dönebilir. Mütevelliye teslim ettikten sonra dönemez. Demek ki Hanefi mezhebinde 3 ayrı görüş var. İmam Ebu Hanife'ye göre vakıftan dönem dönebilir. İmam Ebu Yusuf'a göre dönemez. İmam Muhammed'e göre mütevelliye teslim edene kadar dönebilir ondan sonra dönemez. Ancak arkadaşlar birkaç ee, hal vardır ki bunda bütün Hanefi fakihleri müttefiktir ki bu vakıf bağlayıcıdır. Eğer vakıf mahkeme tarafından tescil edilmiş ise bu takdirde yani hakimin hakim tarafından bağlayıcı olduğuna dair hüküm verilmiş ise bu takdirde ittifakla bu vakıf bağlayıcıdır. Lazımdır. Çünkü hakimin hükmü hilafı ortadan kaldırır. Yani bir meselede hukukçular ihtilaf etmiş ise hakim yani kadı bunlardan birine göre bir hüküm verdiği zaman artık o bağlayıcı olur. Ya bir dakika dur sen böyle hüküm verdin ama böyle de bir karar var diyemezsiniz. Artık o hüküm o dava için bağlayıcıdır. İkincisi vakıf vasiyetle kurulmuştur. Musi ölmüştür. Öldükten sonra zaten kendi dönmesi mümkün değildir. Bu bağlayıcıdır. Üçüncüsü ben bu malı hayatımda ve öldükten sonra vakfettim derse o takdirde yine bağlayıcıdır. Çünkü dön, dönmeme şartını önceden kendisi deklare etmiştir. Dördüncüsü vakfı kurmuş, malından ayırmış. Bu bir cami ise namaz kılınmaya başlanmış. Bu bir mezarlıksa ölü gömülmeye başlanmış ise bundan da geri dönemez arkadaşlar. Osmanlılarda umumiyetle İmam Ebu Hanife'nin kavli esas alınıyor. Fakat bazen vakıfların mahkemeye tescil edildiği görülüyor. Bu cali bir dava ile olur. Eski hukukumuzda cali görünürde dava vardır. Bu cali davalar mesela vekaletin ispatında, Hilal'in görülmesinde yani Ramazan ve bayramın başlamasında kullanılır. Bir de vakıfta kullanılır. E, vakfeden e, mahkemeye müracaat eder. Vakıftan dönmek istediğini söyler. Mütevelli de der ki efendim e, vakfeden vakıftan dönemez. Çünkü İmam Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre vakıf lazımdır. Mahkeme eğer İmam Ebu Yusuf'a göre hüküm verirse bu vakıf bağlayıcı hale gelir. Osmanlılarda da vakfı bağlayıcı hale getirmek için bu usul e, takip edilmiştir. Ve vakıflar bu şekilde e, bağlayıcı hale getirilmiştir. Ama dediğim gibi bu hususta ihtilaf var ve bu hususta farklı e, şekilde amel edilmiştir Osmanlılar zamanında. Vakfın üçüncü unsuru mefkuftur arkadaşlar. Yani lehine vakıf yapılan şey. Bunlar da yani vakıf kurulan şey bir kere meşru olması lazımdır. Mesela gayrimeşru bir şekilde vakıf kurulamaz. Mesela gelene gelene içki içir, içirilsin diye bir vakıf kurulamaz. Veya bir Müslüman kilise vakfı kuramaz. Yani e, caiz olmayan bir iş için vakıf kurulamaz. Aynı zamanda vakfın e, malum olması lazım. Ben malımı vakfettim. Neye vakfettin? Bu da Vakıf sahih değildir. Vakfın en mühim hususiyetlerinden bir tanesi vakfın akar cinsinden olmasıdır arkadaşlar. Yani e, gayrimenkullerden olması lazımdır. Çünkü vakıf müebbet bir akittir. Yani e, uzun müddetli bir akittir. Geçici bir akit, muhakkak bir akit değildir. E, gayrimenkuller müebbet olmaya daha elverişlidir. Menkuller ise müebbet olma sıfatına elverişli değildir. Ancak bunun istisnaları vardır arkadaşlar. Şimdi... Bazı malların, menkul malların vakfedilmesinde nas var. Hazreti Peygamber'in sünneti var. Nedir o? Silah vakfı gibi, at vakfı gibi. Eskiden harbe gidenlerin teçhizatını devlet değil kendisi temin ederdi. Atını, zırhını, kılıcını, kalkanını kendi temin ederdi. Bunun için vakıflar kurulmuştur. Hatta böyle kişilere zekat vermek de lazımdır. Sekiz sınıftan bir kişi de bu kişidir. Silah vakfederdi insanlar, at vakfederdi harbe giden mücahit onu alır kullanır sonra tekrar vakfa iade ederdi. Bu nasıl sabittir? İkincisi bir arazi vakfedilmiş mesela bir çiftlik. Çiftliğin üzerinde değirmen var. Çiftliğin üzerinde harman makinesi var. Çiftliğin üzerinde patos var. Döven var. Pulluk var. Saban var. Yani çiftliğin için kullanılan eşyalar var. Bunlar menkul olmakla beraber bunlar da o gayrimenkulle beraber vakfedilmiş sayılır. Mütemmim cüzler ve ziyadeler eski tabirle. Üçüncüsü e, örf olan hususlar. Yani vakfedilmesinde örf var. İnsanlar bazı şeyleri vakfetmeyi güzel görürler. Çünkü ihtiyaçları vardır. Ne gibi? Kitap gibi. Eskiden kitap biliyorsunuz elle yazılıyordu ve kıymetliydi. Kıymetliydi yani hatta da isteyenler yazıyor kitap bol bulunuyordu ama pahalıydı. Bu sebeple herkes kitaba ulaşamadığı için e, kitap vakfederdi insanlar. Bilhassa kütüphaneler, camilerde kitap vakfı çok yaygındır. Kitap menkul bir mal. O mal olduğu halde vakfedilebiliyor. Ee, mesela para kredi ihtiyacının çok olduğu ve para darlığı bulunduğu zamanlarda para vakfına cevaz vermiş alimler. Bu İmam Zuferin kabilidir. İmam Muhammed ve Yusuf'tan da buna dair kaviller vardır. Para normalde vakfedilemez bir şey olduğu halde, sırf insanların kredi ihtiyacını karşılaması için ve örf olduğu için buna cevaz verilmiştir. Osmanlı devletinde para vakıfları çok yaygındır arkadaşlar. Kredi ihtiyacı olanlar buradan para temin ederler. Bu para vakıfları murabaha yoluyla, muamele yoluyla nemalandırılır ve bu nema'dan da belli bazı Şeylere sarf edilir. Yani vakfeden ne demişse. Umumiyetle mesela maaşlar. Vakıf maaşları buradan karşılanıyor arkadaşlar. Para vakıfları Osmanlı Devleti'nin bankalarıdır. Bankalarıdır. Faizsiz bankacılık hizmeti sunan şeylerdir bunlar. Para vakıfları. Bir de hakkı kararlı gayrimenkuller vardır. İşte bir gayrimenkulün üzerinde vakfeden izniyle bir bina yapılmıştır veya bir ağaç e, e, dikilmiştir. O vakfedilen gayrimenkul artık başka o, o gayrimenkul artık başkasına kiraya verilemez. Bu o, e, gayrimenkulün de üzerindekilerin e, vakfedilmesi ağaç gibi, efendim bina gibi vakfedilmesi caiz Çünkü arazi miridir. veya e, başkasına aittir, ama üstündeki bina vakfedilmektedir. Günümüzde buna dair misaller var. Arazi hazinenin üstündeki bina bir şahsın vakfıdır. Çok kişi bunu e, ikisini beraber zannediyor. Halbuki arazi başka, üzerindeki başkadır. Arazi vakıf değil, mülk. Diyelim benden bir şey kiraladınız, bir arazi, üzerine ağaç diktiniz, ev yaptınız benim rızamla. Ve e, daha sonra sizin bir hakkı kararınız oldu burada. Bu hakkı karar uzun mesele, eşya hakkında belki görürüz. Başkasına ben kirayı veremem. Siz kirayı ödediniz müddetçe bu sizin, bu burada kiracılık hakkı sizindir. Ama üstündekiler size aittir. Mülk sizindir. İşte arkadaşlar bu takdirde o kişi bu Hakkı kararlı gayrimenkul üzerindeki menkulleri yani binaları, binalar menkul sayılıyor ve ağaçları vakfedebilir. Bu bunun istisnasıdır. Vakfa ait mallar kiraya verilir arkadaşlar. Kirası öncelikle vakfın ihtiyacına harcanır, tamirine harcanır. Ondan sonra orada çalışanların maaşlarına harcanır. Para artarsa vakıf e, güzelleştirilir, yeni binalar alınır ve e, vakıf vakıf zenginleştirilir. Vakıf malını satmak caiz değildir. Ancak çok 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 istisnai hallerde vakıf malını satmak caizdir. Arkadaşlar, vakıf deyince biz hemen aklımıza cami gibi, mektep gibi vakfın kendisi geliyor. Bunlara müessese-i hayriye denir. Hayır müessesesi. Yani vakıf iki kısımdan müteşekkildir arkadaşlar. Her vakıf iki kısımdan müteşekkildir. Bir, müessese-i hayriye veya çokluk söylenirse müessesat-ı hayriye. Niye sonu hayriye? Çünkü hayri değil de çünkü müessese e, müennestir, feminendir, dişidir. Sıfat mevsut, mevsuf mutabakatı sebebiyle sonunda da hayriye gelmesi lazımdır. Mesela Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif, ayeti kerime. Ramazanı Şerif ama Ramazanı Şerif ama mesela sureyi celile. Yani sure dişi olduğu için sonu celile. Fatiha'yı şerife. İhlas'ı şerif. Müesseseyi hayri birinci kısım. Nedir o? Vakfın esas gövdesidir. Cami ise cami, medrese de medrese, köprü ise köprü, çeşme ise çeşme, darüşşifa hastane ise hastane. Her neyse onun aslı müesseseyi hayriyedir. Yani hayra tahsis edilen maldır. Ama bu durup dururken insanlara faydalı olmaz ki bunun tamiri var, bakımı var, efendim burada çalışanlar var, onların maaşları nereden gelecek? Onun için vakfın ikinci kısmı devreye giriyor. O da müstegalleyi vakfiye. Vakfın gelir getiren kısmı. Müstegallatı vakfiye diye çokluk yapılır. Cemi yapılır. Galle gelir demektir. Mesela adam bir cami yaptırır, iki de dükkan vakfeder. Vakfın vakıf bir cami ve iki dükkandan müteşekkildir. Cami müessesesi eee hayriyedir. O iki dükkan müstegellatı vakfiyedir. İkisi bir araya gelince vakıf oluştu, teşkil eder. Mesela Eminönü'ndeki Yeni Cami. Hatice Terhan Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu bir vakıf eseridir. Müesseseyi hayriye vakfı caminin kendisidir. Eskiden onun etrafında medresesi, hamamı, her şeyi vardı. Hep yıkıldı onlar. Meydan açacağız, başka şeyler yapacağız diye yıktılar. Yanındaki Mısır şarşısı onun mü müstegalleyi vakfiyesidir. Onun geliriyle o caminin imamının ma maaşı, kayyımının, müezzinin maaşı, te tenviri, aydınlatılması, tanzifi temizletilmesi, tamiri hepsi oradan karşılanıyor. Sadece Mısır şarşısı değil, Hatice Terhan Valide Sultan pek çok vakıf eserlerini, vakıf müste müstegalleyi yeni camiye vakfetmiştir. Vakfın dördüncü unsuru vakıf lehtarıdır. Meşrutun leh denir buna vakıftan kimler istifade edebilir? E, vakıftan istifade edenin e, mükellef olması lazım değil. Çocuk da istifade edebilir, kadın erkek de, köle de, hür de, efendim akıllı da deli de, e, hatta Müslüman gayrimüslim de o vakıftan istifade edebilir. Vakıf lehtarı olabilir. Vakfın e, İstifade edenlere göre ikiye tasnif edildiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi zürri vakıf, diğeri hayri vakıftır. Zürri vakıf aile vakfıdır. Bir kimse malını aile fertlerine vakfeder. Nitekim Hazreti Peygamber vefat etmeden önce oturdukları evleri hanımlarına vakfetmişti. Ve onlara bir miktar gelir getirecek mülk vakfetmişti ki ömürlerinde rahat etsinlerdi. Yani vefatlarından, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sıkıntı çekmesinlerdi. O zaman şimdi emekli maaşı yok. Buna aile vakfı deniyor. Mesela bir kimse der ki ben malım mülküm var. Bunu çocuklarıma bırakacağım. E ne olacak? Çocuklarım bunu iyi bitirecekler. Ben bunu vakf edeyim, aile vakfı yapayım ve bu çarçur edilmesin varisler tarafından ve kıyamete kadar devam etsin. Soyumdan gelenler bundan istifade etsinler. Vakfeder. Ve bu vakfettiği araziden, dükkandan, evden neyse gelen gelirler toplanır ve varislerine, çocuklarına taksim edilir. Gelirler. Son onların çocuklarına. Son onların çocuklarına. Artık vakfeden nasıl istemiyor? Mesela diyebilir ki soyumdan gelen kızlara vakfettim. Evlenmemiş kızlara. Böyle vakıf çok. Hani diyorlar ki şimdi kadınların ekonomik hali ne olacak? Onun için çok tedbirler alınmıştır cemiyette. Bunlardan bir tanesi de budur. Benim soyumdan gelecek gelen evlenmemiş kızlar için vakf olsun diyor. O adamın soyundan gelen evlenmemiş kızlar o vakıftan hisse alıyorlar. Veya diyor ki benim soyumdan gelen sakatlara vakf olsun. Veya benim soyumdan gelen Talebelere vakfı olsun diyor. Sadece talebeler alabiliyor. Ama benim soyumdan gelenlere vakfı olsun derse, batten yani ço önce çocuklar, sonra torunlar, bu sırayla onun mütevellinin iradesine göre veriliyor. Bu züri vakıflar çok yaygındı arkadaşlar. Ee, bazıları diyor ki Osmanlılar vakfı bu kadar coşartmasının sebebi Müsadereden korktukları için. Bu yanlış. İşte bunu misal veriyorlar. Ee, devlet el koymasın diye malı. Varislerine vakfediyorlar. Vakıf olunca el konmuyor. Bir kere bu çok çeşitli cihetlerden yanlış. Bir kere Osmanlılarda müsaade diye bir husul yok arkadaşlar. Müsadele iki yerde var. Bir, kalpazanlık gibi, efendim ihtikar, kara borsacılık gibi bir suç anında o kişinin malları, o mallar müsaade ediliyor. Piyasa fiyatından satılıyor ve ona veriliyor. İkinci müsaadele, Devlet adamlarına tatbik edilen müsaadeledir ki onlar zaten çoğu köle asıllıdır. Mal varlıkları zaten kendilerine ait değildir. Onlar öldükleri zaman mal varlıkları devlete kalıyor veya padişaha kalıyor. Veya kimin kölesi ise bunu müsaadele zannetmişler. Bu müsaadele değil arkadaşlar. Bir de geçici müsaadele var. Bir devlet adamı bir yolsuzluk sebebiyle vazifeden alınca bütün mallarını el konuyor. Yani harcayamıyor onları. Ee, ta ki yolsuzluk ortaya çıkana kadar hani tazminat yapılsın. Bunu bilmeyenler Osmanlı'da müsaadenin normal bir usul olduğunu zannediyor. Halbuki İslam hukukunda hiç kimsenin malına el koyamazsınız. Osmanlı'da da bunun bir benzeri bir usulü yoktur. Suistimaller farklı. İkincisi aile vakıf vakıfları Osmanlı Devleti'nin kurulan vakıfların ekserisi değildir. Ekserisi olsaydı belki bu sözün bir mantıklı e, izahı olabilirdi. Binaenaleyh Osmanlılar vakfı hayır kazanmak için yapmışlardır. Hz. Peygamber'in hadis-i şerifine uymak için yapmışlardır. Kimsenin niyeti bilinmez. el ibretül zevahir Hüküm görünüşe göre verilir. Binaenaleyh arkadaşlar eğer bir vakıftan sadece muayyen bir kişiler yani o kişinin ailesi istifade ediyorsa buna zürri vakıf, zürriyet buradan geliyor veya aile vakfı deniyor. Umuma tahsis edilmişse buna hayri vakıf deniyor. Hayri vakıfta sadece fakirlerin istifade edebildiği hem fakirlerin hem zenginlerin istifade edebildiği olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela dar şifalardan sadece fakirler istifade edebilirler. Ama çeşme, mabet gibi vakıflardan zengin olsun, fakir olsun herkes istifade edebilir. Dar şifalardan, hastanelerden zenginler ücreti mukabilinde istifade edebilirler. Bir vakfın hiç lehtarı kalmazsa o vakıf fakirlere tahsis edilir. Fakirlere tahsis edilir. Herhangi bir şekilde lehtarı kalmayan vakıf fakirlere döner. Gelelim vakfın idaresine. Arkadaşlar vakfı mütevelli idare eder. Bu mütevelliliği vakfı kuran tayin eder kendisini mütevelli tayin edebildiği gibi bir başkasını da tayin edebilir. Hatta o mütevelli öldükten veya azledildikten sonra yerine kimin mütevelli olacağını da önceden tespit edebilir. Mesela der ki soyumdan en büyük erkek çocuk mütevellidir. Veya diyebilir ki beldenin müftüsü mütevellidir. Umumiyette vakıflarda, vakıf şartlarında, vakıf namelerde bu şekilde mütevelli konuluyor. Konulmamışsa ve mütevelli de yoksa kadı yani şer'i mahkeme bu vakfa bir mütevelli tayin eder. Mütevelli akıl bali ve emin olmalıdır, reşit olmalıdır, güvenilir yani bir kimse olmalıdır. Ve e, bu işlerden anlayan bir kimse olmalıdır. Yani vakfın idaresinden kirayı vermek, almak, toplamak, dava açmak bunlardan anlayan bir kimse olmalıdır. E, ücret almaya hakkı vardır çünkü mütevelli bir iş yapıyordur. E, vakfı o idare eder, vakfın mallarını kiraya verir, kiraları toplar. Vakfın e, harcamalarını, masraflarını yürütür. Kimene ne ödenecekse onu öder. Ee, icap edersen borç alır ancak bu borç alabilmesi için kadıdan izin alması lazımdır. Vakfın bazı hizmetleri olur. Bunun için borç alabilir ee, bunu e, ancak izinle yapabilir. İzinsiz yapabildiği e, şeylerden değil. Vakfın istibla, istibdali yani değiştirilmesi ve icareti hale dönüştürülmesi de gerekiyor. E, Kiralarını biraz daha geleceğiz. O da ancak kadının ve e, izniyle yapılabilir. Mütevelli bunu tek başına yapamaz. Kendisine bu e, izin verilmemiş ise. Hatta bunda sultanın e, izni de aranıyor. Yani kadı efendiyle beraber sultanın izni de aranıyor. Vakıf malları mütevellinin elinde emanettir. Bir suçu, bir kusuru, taksiri olmaksızın telef olursa ödemez. Aksi takdirde vakfa bir zarar verirse bunu tazmin eder arkadaşlar. Tıpkı vasi gibidir. Ee, ve bu malları e, yani zararına uğrattığı malları e, iade eder. Vakfın bir de tazmin eder. Vakfın bir de nazırı vardır arkadaşlar. Nazır nezaret eder vakfa. Yani mütevelli vakfın e, şeyini iyi yapıyor mu? Yürütüyor mu? E, paraları lüzumlu yere harcıyor mu? Lüzumlu şekilde topluyor mu? Bunları kontrol eder. Ama vakfın idaresine karışamaz. Mütevelliye talimat veremez. İkazda bulunamaz. Eğer e, Gayri meşru bir husus görürse bunu mahkemeye bildirir. Vazifesi budur. Bunu eğer nazır yoksa vakfın bu nezaret işini mahkeme i şeriye yürütür ki kadıların vazifelerinden bir tanesi de e, vakıfları teftiş ve kontroldür. Ne mütevelli ne nazır. Açıkça bir suç işlemediği müddetçe yani bir meşru muhik sebep olmadıkça mahkeme tarafından azledilemez. Ancak vakfı kuran elbette ki mütevelliyi de azletme salahiyetine sahiptir. Arkadaşlar vakıfların malları kiraya verilerek tenmiye edilir. Dükkan olsun, çiftlik olsun, tarla olsun, ev olsun kiraya verilir. Mütevelli burada umumi kira hükümlerine tabidir. Ancak vakfın malını kendisine kiralayamaz, yakın akrabalarını kiralayamaz. Emsal, ecir misilden yani emsal kiradan e, noksanı fahiş nispetinden daha düşük yani bir beşte birden daha düşük veremez. Yani normalde 100 liraya kiralanan bir e, evi 80 liradan daha düşüğüne kiralayamaz. Mütevelli vefat etmiş olsa bile kira akdi devam eder. Çünkü vakfın hükmün şahsiyeti vardır. E, kiralama vakıfla yapılmış sayılır. Vakıf malları satılamaz arkadaşlar. Mütevelli mecbur olmadıkça ki onun şartları birazdan gelecek satamaz. Hibe edemez bir başkasına bağışlayamaz. Rehin ipotek Veremez. Gasp edilirse eğer birisi tarafından hem iade edilir veya tazmin edilir hem ecrimisil emsal, kira ödenir. Vakfın gelirlerine gal sadece vakıf kira da olmaz arkadaşlar. Bazı vakıflar muamele yoluyla işletilir. Para vakıfları böyledir. Para vakıflarının kiraya verilmesi muamele yoluyla olur. Muamele satışı yoluyla olur. Bunu daha önce hile-i şeriye bahsinde anlatmıştım buradan gelen paraya faiz deniyor fakat bu İslamiyet'in haram ettiği faiz değildir çünkü her faiz haram değildir ama her riba faizdir ve haramdır bunu birbirine karıştırmamak lazım ben bugün tarihçilerin bile bunu karıştırdığını görüyorum Osmanlılarda faizin serbest olduğunu zannediyorlar Osmanlılarda dinin yasakladığı faiz serbest değil ama Osmanlıda faiz adıyla pek çok fazlalık var bunlar dinen cevaz verilmiş fazlalıklardır şimdi arkadaşlar vakıf maldan elde edilen Gelir galledir. Para vakıflarında elde edilen e, e, gelirler ise bunun dışında kalıyor. E, güzeşte derler bunun gelirini. Güzeşte İmam Bey bu Yusuf'a göre işletiliyor. Buna faiz denmez. Para vakıfları sadece bu şekilde değil müdarebe şirketi yoluyla da yani emek sermaye yoluyla da işletilir. Bu takdirde şirket karı alınır. Arkadaşlar bir vakıf harab olursa, yıkılırsa, harap olursa yani kullanılmaz hale gelirse o vakfın gallesinden bu tamirat yapılır. Zaten vakfın gallesinden en önce biliyorsunuz vakfın efendim e, tamiratı yapılır. Galle'den artanlar vakıfta çalışanlara, oradan da artanlar diğer lehtarlara dağıtılır. Efendim me mektep, medrese gibi eee ammenin ihtiyaçlarına yapılmış binaların, vakıfların efendim e, tamire e, muhtaç olsa gallesi de bulunmasa bunlar kiraya verilir bu binalar kirasıyla o bina tamir edilir. Sonra tekrar e, e, kuruluş gayesine tahsis edilir. İki tane vakıf var. Kuruluş gayeleri aynı. Birinin gallesi fazla, öbürünün e, gallesi yetmiyor. Faz, gallesi fazla olanın e, gallesi az olana sarf edilmesine Cevaz verilmiş. Ancak kuruluş gayeleri farklıysa bu mümkün değil. Mesela iki medresenin geliri birbirine sarf ama mesela caminin geliri medreseye, medresenin geliri camiye e, harcanamaz. Diyelim ki vakfın gallesi yok. Oluyor. Vakfın gallesi nasıl olmaz? Binaları tutan olmaz, kiralayan olmaz, kiralar gelmez veya Osmanlı'da çok olduğu gibi vakfın e, gelir getiren mülkleri Diyelim ki vakfın gallesi yok. O takdirde nasıl olur bu? Kirayı ödemiyorlardır. Vakfın binaları yıkılmıştır. Harap olmuştur. Kiracı parayı ödemiyordur. Kiracı tutulmuyordur. Bu sebeplerle bu sebeplerle e, bir problem olabilir. Veya Osmanlılar'da olduğu gibi Osmanlılar'da olduğu gibi vakfın toprakları işgal altında kalmıştır. Düşman işgalinde kalmıştır. Ve gelir gelmiyordur. Gelir gelmeyince vakıf kallesiz kalır. O takdirde mütevelli istidane eder. Yani borç para alır. Bu borcu vakfa harcar. Ondan sonra vakfın gallesinden bu borcu öder. Tabii mütevelliye bu hak tanınmışsa böyle. Tanınmamışsa kadıya müracaat eder. Mahkemeye müracaat eder ve ondan izin alarak bunu e, yapar. Arkadaşlar bazen vakfın gallesi olmaz, yetmez, borç bulunamaz. Bu takdirde ne yapılır? Bu takdirde mütevelli kendisine bir bu hak verilmişse Vak, vakfın mallarından bir veya bir birkaçını satarak diğerlerin e tamirini harcar. Yani bunu bunu işe yarayan, gelir getiren bir mülke dönüştürür ve gallesini vakfa harcar. Buna istibdal derler. İstibdal bedelden gelir arkadaşlar. İstidane değinden gelir. İstidane boşlanmak. İstibdal değiştirmek istemek demek. Bunun için mütevelliyek bu salayetin verilmesi lazım. Nerede verilecek? Vakıfname. Vakfeden bunu verecek. Eğer e, bu, vakıf bu salahiyet mütevelliye verilmemişse o takdirde kadıya müracaat eder. Der ki kadı efendi böyle böyle benim vakıf harap oldu tamire ihtiyacı var. Gelir getiren mülkü yok veya olanlar yetmiyor. Müsaade edin istibdal yapalım. İşe yaramayan vakıf mallarını satalım. Onun yerine işe yarayan mal alalım. Ve onunla vakfın idamesini temin edelim. Kadı efendi bunu makul görürse sultana arz eder. Sultanın da izniyle istibdal yapılır. Neden burada kadının izni ve sultanın izni aranıyor çünkü istibdal su çok açıktır. Vakfın malını satacak, görkine alacak, ki kime satacak, ki için satacak. Buna mani olmak için e, bu e, prosedür getirilmiş. İstibdal yoluyla o e, vakfın işe yaramayan malı satılır ve onun karşılığında e, vakfın e, işe yarayan bir malla değiştirilir ve vakfın idamesi temin edilir. Şimdi arkadaşlar bazı hallerde vakıflar ist, e maksadını gerçekleştiremez hale düşer. Bunlara e ihtiyaç kalmaz yani. Bunlara müstahane an vakıflar derler. Müstahane Artık bundan istifadeye imkan yoktur. Mütevellisi ölmüştür. Orada mesela bir camidir, mekteptir. Orada kimse kalmamıştır. Bir köprüdür artık oradan kimse geçmiyordur. Yol değişmiştir. Bu takdirde burası müstahane an haline döner. Yıkılmış mescit, yıkılmış e, medrese efendim gallesi yok, yaptıracak parası yok, istibdal edilecek malı bile yok. Bunların hepsi müstahane an vakıflardır. Müstane an vakıflar hakkında hukukçular ihtilaf etmişler. Tatbik edilen görüşe göre müstane an vakıf eğer cami ise İmam Ebu Yusuf'a göre bu haliyle kalır. Elbette bir gün birisi onu tamir ettirir ve camiye döner. İmam Muhammed'e göre ise bu e, cami o vakfı yapanın varislerine döner. Cami değilse bunun dışında herhangi bir e, vakıf eseri ise bu vakıf eseri o maksadı tahakkuk ettirmeye matuf başka bir vakfa tahsis edilir. Diyelim ki bir medresenin artık o medresede okuyan talebe yok çünkü orada şehir kalmamış. O medresenin vakıfları başka bir medreseye, bir kervansarayın vakıfları başka bir kervansaraya, bir çeşmenin vakfı başka bir, kurumuş çeşme başka bir çeşmeye e, devredilebilir. Bu tatbik edilen bir görüştür. Mesela arkadaşlar buna iki tane misal vereyim. Bazen bu mümkün olmayabilir. O zaman e, herhangi bir vakfa e, tahsis edileceğine dair hüküm var. Nitekim bugün İstanbul'da Bayezid Camii'nin yanında Bayezid Kütüphanesi olarak kullanılan yer eskiden, Köylülerin atlarını katırlarını bağladığı bir yerdi. Artık İstanbul'a dışarıdan atla katırla gelmek ve gezmek imkanı ortadan kalkınca bu ahırlar lüzumsuz oldu. Bunun üzerine vakıf yani caminin vakfı, bunun üzerine Sultan Abdülhamit zamanında orası e, kütüphaneye ifra edildi, çevrildi ve yanındaki binada uzun zaman eczacı, dişçi, mekteb olarak faaliyet gösterdi. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak daha tipik bir misal. Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman Yeniçeri Ocağı ile irtibatı olduğu düşünülen Bektaşi tarikatı yasaklandı. Peki Bektaşi tekkeleri ne olacak? Bunlar vakıftır. Sultan II. Mahmut Cumhuriyet devrinde yapılanları yapmadı. Bunlara el koymadı. Bunları Bektaşi tarikatına en yakın tarikata yani Nakşibendi tarikatına devretti. Meşrutiyet devrinde Bektaşi tarikatına tekrar izin verilince Bunlar birer ikişer tekkelerini geri aldılar. Fakat Bektaşiler bundan dolayı Nakşibendilere düşman oldular. Bu e, ezeli ve tarihi düşmanlık bundan sonraki tarihi hadiselerde de rol oynamıştır arkadaşlar. Yani Nakşibendilerin tasfiyesinde bu Bektaşilerin ve Bektaşi meşreplerin e, bu hadiseden dolayı düşmanlığının da mühim bir rolü olduğu söylenir. E, düşman işgali altında kalan yerlerde vakıflar varsa bu vakıfların olduğu gibi devam ettirilmesi temin edilir. Nitekim Osmanlılar zamanında Müslümanların yaşadığı Bulgaristan, Romanya, efendim Sırbistan, Yunanistan, Kıbrıs, Kırım gibi memleketlerde Müslümanlar yaşıyor. Burada da vakıflar var. Osmanlı Devleti buralardan çekilirken buraların yeni sahipleri bir anlaşma yaparak buradaki vakıfların olduğu gibi yerinde bırakılmasını şart koşardı ve onu umiyette de kabul ettirirdi. Ettiremezse eğer Bunların karşılığında tazminat alır ve bu aldığı tazminatı Osmanlı ülkesinde ihya ederdi. Diyelim ki şu kadar cami, şu kadar medrese var bunun bir bedeli hesap edilir. Bu bedel mukabilinde vakıf burada yapılırdı. Zannediyorum Girit'te böyle olmuştur. Girit'te böyle olmuş ama Girit dışındakilerde Müslümanlar yaşadığı için Yunanistan'da bir de böyle olmuştur daha evvel. Ama diğerlerinde Müslümanlar hala yaşadığı için vakıflar yerinde bırakılmıştır. Ama bunlar da tabii sonradan gerek demir perde işgali gerekse başka sebeplerle birer ikişer ortadan kalkmış. Çok azı. İşte Yunanistan'daki vakıflar, Kıbrıs'taki vakıflar halini muhafaza etmiştir. Bunda da Osmanlıların işte bu siyasetini vakıfları mümkün mertebe muhafaza etme siyasetinin bir rolü olmuştur. Arkadaşlar bir husus daha var. Osmanlılar'da bir evkaf idaresi var. Padişahların kurduğu vakıflar, bunlara Selatin vakıfları derler. Bu vakıfları e, idare eden bir müessese var. Darü Saade Ağası. Yani Harem Ağası aynı zamanda vakıflar genel müdürüydü Osmanlılar zamanında. Zamanla padişahların kurduğu bütün vakıflar ve Haremeyn yani Mekke Medine Kudüs evkafına bakan bir evkaf nezareti kuruldu. Sultan 1. Abdülhamit'ten itibaren. Bu evkaf nezareti giderek güçlendi. Mütevellisi olmayan vakıfların mütevelliliğini üstlendi, mütevellisi olan vakıfların da nazırlığını üstlendi ve evkaf nezareti ciddi bir e, nezaret oldu. Hem mali olarak güçlü hem siyasi ve sosyal olarak nafiz, güç, e, nüfuzu olan bir e, nezaret oldu. Bu nezaretin kuruluş maksadı aslında çok pratikti. Vakıfların idaresini temin ama aynı zamanda vakıflar gibi bir servet kaynağının hükümet tarafından kontrol edilmesini, dikkatinizi çekiyorum kontrol edilmesini, çarçur edilmesini değil, Temin eden bir maksada matuftu. Böylece Efkaf Nezareti kurulduktan sonra da vakıf çeşitleri ortaya çıktı. Mülhak Vakıf, Mazbut Vakıf. Eğer e, kendisi mütevellisi idare ediyorsa Mülhak Vakıf dendi. Vakıflar Nezareti Evkaf Nezareti idare ediyorsa mazbut vakıf dendi. E, mülhak vakıflar Evkaf Nezareti tarafından da nezaret e, altında tutuluyor, kontrol ediliyor. Bir de bunların dışında e, kalan vakıflar vardır. Bu vakıflar e, e, müstesna vakıflardır. Ne Evkaf Nezareti tarafından idare edilir, kendi mütevellileri vardır çünkü ne de Evkaf Nezaretinin kontrolündedir. İşte Mevlana Vakfı, Hacı Bektaş Vakfı, Hacı Bayram Vakfı gibi e, ee, Bey Bey Vakfı gibi, Timurtaş Paşa Vakfı gibi Guzat ve Eğizde Vakıflarıdır bunlar. Sayıları 12 civarındadır. Bunlar istisnaiyedir. Onun için müstesna vakıflar adı veriliyor. Evet arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Vakıf çeşitlerini ve vakıf medeniyetinin sonunu da bir başka derse e, havale edelim.